Altın elbiseli adam da bugün tek teker anlatacağız. Tek teker herkesin hayali olan hareket. Bir koydun mu akılları alırım usta yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi önce uyarılarımızı yapalım çünkü hemen tahmin ediyoruz, biliyoruz ki bu böyle birçok eğitmen taifesi, işte birçok bilenler falan, böyle ahkam kesiciler, otorite olanlar falan başlayacak. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Apaçilik öğretiyorsunuz insanlara falan. Bunlar hep olacak. Bu eleştirilere ben çok artık kulağım alıştı. Küfrü de yiyoruz, çok normal. Ama bilmedikleri şey şu, en çok onların ihtiyacı var bunu bilmeye. Çünkü onların başına gelme ihtimali daha yüksek. Evet. Nasıl olabilir? Bir örnek verelim. 2004 model GS aldı adam. Tamam mı? Yeni. 1000 küsür cc. İşte ABS'si de var. Hem de ağır, hem de güçlü, hem de torklu. Harika. Bir de gaza geldi. Seyahate de gideceğim ulan dedi. Eşini de aldı, arkaya attı. Eş de biraz kilolu. Yaş ileri tabii. Arkaya da çantaları da koydu. Tamam mı? Çantalar da dolduruldu. Bindiler GS'e. Hayatlarında ilk kez seyahate gidecekler GS'le. Çıktılar yola. Birinci vites. Gazı bir açtı. Allah diye tekere geldi. O yüzden ey endurocu kardeş. O böyle yargılamalara geçmeden evvel unutmayın ki birini yargılıyorsan kendini daha yukarıda görüyorsundur. Kibirdir o da. Yargılamalara geçmeden evvel önce bir bizi dinle. Sana söyleyeceğim iki çift lafım var. Şimdi güvenlik dedik. Bunu güvenlik için anlatıyoruz. Daha iyi sürmeniz için anlatıyoruz. Daha iyi debriyaja ve gaza hakim olmanız için anlatıyoruz. Ve diğer uyarıya geçiyoruz hemen. Tek teker çalışmasını asla ama asla halka açık, trafiğe açık, insanların, yayaların, araçların, otomobillerin, motorların olduğu bir yerde yapmıyoruz. Trafiğe kapalı bir alan buluyoruz. Boş, düz bir zemin buluyoruz. Eğer yolda kamber varsa motor tek tekerdeyken o tarafa doğru gider. Kontrol edemeyiz. O yüzden düz zemin olması çok mühim. İyi bir asfalt olsun ki yol tutsun. Tamam. Bunlar zeminin ön şartları, ortamın ön şartları. Gelelim bize. Bizim ne yapmamız lazım? Birincisi sırtlık takmamız lazım. Sırtlık çok mühim. Bu sırtlık olmadan bu iş olmaz abi. Tek teker çalışırken sırtımızda sırtlık olmazsa, düşersek Allah korusun, o zaman sonrasında hani böyle tekerlekli iskemle yarıştırabiliriz. Omurlarımızı kırabiliriz. Felç, sakatlık. Allah korusun, çok korkunç sonrası. O yüzden hani üzerinde EN1621'e 2 yazan iyi bir koruma takalım sırtımıza, öyle çalışalım. Bellik değil sırtlık. Ha? Gelelim motora. Motorumuzda ne olması lazım? Birincisi iyi bir lastik olması lazım motorumuzun. Çok güzel lastikler olsun, yumuşak hamurlu olsun ki güzel tutsun zemini. Hemen tekere gelsin, patinaja düşmesin. Ve mümkünse arka amortisörün yay ön yüklemesini yumuşatalım. Arkası böyle yaylansın biraz ki kolay tekere gelsin. Tamam. Bunu alıyoruz elimize, kıt 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 düşürüyoruz. Anlaştık. Bu da motorun ön şartlarıydı. Gelelim diğer uyarılarımıza. Diğer uyarılarımız şöyle ki, tek teker yaparken yapacağımız çalışmalar sebebiyle debriyajını bozabiliriz motorun. Motoru yağsız bırakabiliriz tekerde giderek. Yani kol, yatak, yorgan, döşek hepsi ele gelebilir. Bak bunlar da var. Artı şanzımanı çok zorlayacağız. Tamam. Sonra gelip bana demeyin. Abi motoru bozduk senin yüzünden. Ben söylüyorum baştan. Ha bir de tabii zinciri, dişliği, mişliği yamultma ihtimali var ki bu zaten olacak. O Allah'ın emri. O kesin oluyor. Kaç tip tek teker vardır? İki tip tek teker vardır arkadaşlar. Bir tanesi yapılış biçimi olarak debriyajla tek teker. Daha zor. İkincisi gazla tek teker. Onda debriyaja gerek yok. Motor güçlü ya da arkası çok ağır. Böyle gazı veriyorsun, hop geliyor tekere. Tamam. İkisinde de yaklaşık aynı kurallar geçerli. Bir, nasıl yapacağız? Seleye oturduk. Biraz geri gidiyoruz, biraz geride oturuyoruz selede. Böyle depoya yapıştırmıyoruz ön tarafımızı. Ha? Sağ ayağımız arka frende. İki. Yola attık birinci vitese, yola çıktık. 35-40 gibi bir süratle giderken
Gaz veriyoruz. Duv 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 duv. Motorun en güzel torkunun olduğu yere getiriyoruz devri. Debriyaj çekili vaziyette. Duv 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 duv. O sırada gazı verdiğimiz anda debriyajı salıyoruz. Çat diye. Öyle bir bırakıyorsun ki debriyajı. Hani ilk kız arkadaşını nasıl terk ettiysen böyle arkana bakmadan aynen öyle bırakıyorsun debriyajı. Tamam. O böyle tekere geliyor. Eğer çok tekere gelirse o zaman hemen arka frene basıyoruz. O sağ ayağımız arka frende olacak dedik ya. Onun esprisi o işte. Bu arada dikkat etmemiz gereken, asla gidonu sıkmıyoruz. Asla kollarımızı böyle kartal gibi yukarı kaldırmıyoruz. Asla germiyoruz kendimizi. Gerersek ne olur abi? Tekere geldi. Çok geldi. Korktuk. Sıkıyoruz da istemsiz olarak buradan gaz veririz. Daha çok tekere gelir. Düşürür bizi sırt üstü. O yüzden asla abanmıyoruz, tamam mı buna? Sağ ayak arka frende. Baktın ki işler ters gidiyor. Arka frene basıyorsun. Laps diye iniyor. İlk başta öğrenirken böyle yerden 1 santim, 2 santim, 3 santim, 1 karış, 2 karış kalkacak. Çok heyecanlanacağız. Sonra zamanla yükseklik kazanacağız. Ve bu motoru tek tekere alıp ondan sonra indirme işinde böyle bir yumuşaklık da kazanacağız zaman içinde. İş ki bol bol mesafemiz olsun. Ha? Bir başka konu. İlk başta bunu öğrenirken motoru çok sert yere indireceğimiz için ön takım bilyalarını, gidon kolonu bilyalarını, ön jantın göbek bilyalarını, rulmanlarını falan bozabiliriz. Bu risk de vardır. Zaman içinde daha da iyi yaptıkça motoru ustaların tabiriyle sente denilen noktaya getireceğiz böyle. Tek tekerde o bir denge noktasıdır. Hızlanmaya gerek kalmaz o zaman. Aynı süratte gidebilirsin. Ama çok dik durması lazım bunun için. Hatta iyi ustalar mesela arka ayaklıkları, yolcu ayaklıklarına basarak da bunu yapar. O zaman daha kolay tekere gelir. Çünkü arkaya yük bindirince tahterevalli etkisi oluyor arka tekerlekten dolayı. Tamam. Bunları bilin. Asla insanları başkalarını riske edecek şekilde, riske atacak şekilde tek teker yapmayın. Hani o caddede teker yaparım, kızlar etkilenir diyoruz ya. Acaba öyle mi oluyor? Yoksa başka türlü mü oluyor? Şimdi gazla tek teker yaparken debriyajdan çok farklı bir durum yok aslında. O da şöyle oluyor. Gene birinci ya da ikinci viteste giderken böyle motorun tatlı bir torkunun, gücünün olduğu yeri biliyorsak eğer düz yolda gidiyoruz. Düz, boş arazide, boş asfaltta diyelim. Gazı kapatıyoruz. Ön amortisör bir çöküyor. Sonra gazı bir daha açıyoruz. Sert açıyoruz. O zaman pa diye geliyor tekere. Tamam. Bunu yaparken dikkatli olalım. Kuvvetli bir motorumuz varsa, enduro olabilir, yüksek torklu. Onlar kolay tekere geliyor. İşte yarış motoru olabilir falan. Bunlarda iş bir anda böyle çok daha şiddetli cereyan edebilir. O yüzden gene unutmuyoruz. Ayağımız, sağ ayağımız arka frende. İş çok kelek giderse hemen arka frene basıyoruz. Unutmayın. Motor tek tekerdeyken panik yok. Çok mu tekere geldi? Arka frene bas, insin. Soğukkanlı kaldığın sürece her işi yaparsın baba. Panikleyen adam hiçbir halt yiyemez. O yüzden sen endurocu kardeş, bak bunu bil, bunu çalış, sonra bize dua edeceksin. Dolayısıyla sosyal olarak çok sevilen bir hareket değildir tek teker. Özellikle toplumun bu kadar hani dünyaya ve hayata şöyle baktığı bir alemde zaten motosiklete gıcıklar, bir de tek teker yaparsak daha da herhalde sevinçle karşılarlar bizi. Bu arada unutmayın ki motosiklet aleminin içinde de çok düşmanımız olabilir. Siz çünkü tek teker yapabileceksiniz ve o yapamayan hemen gelip size ahkam kesecek. Sen çok tehlikeli sürüyorsun. Sen çok sakat işler yapıyorsun. Hiç önermiyoruz falan. O eğer benim riskimse, başkalarının hayatını riske atmıyorsam o zaman onun kulak memesine böyle vuracaksın abi. Kimseyi ilgilendirmez benim hayatım. Ve senin hayatında. Sizden tek ricam var. Lütfen ama lütfen tek teker işini de öğrenirken kendinizi sakatlamayın. Kabilenizin gururu olun. Eminim ki çok yetenekli arkadaşlarımız var. Müthiş tek teker yapacaklar. Hepimiz sizlerle gurur duyacağız. Kendinize iyi bakın. Bol bol tek teker yapın.
Görüşmek üzere.